Efendim iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 1 Haziran Cumartesi, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Esra Toptaş. Hafta sonu ana habere başlıyoruz. Günün öne çıkan başlıkları, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle karşınızda olacağız diyelim ve hemen manşetlerimize bakalım. İlk manşetimiz, ilk başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olacak efendim. Erdoğan kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam'daki istişare ve değerlendirme toplantısında siyasette başlayan yumuşama dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi efendim. Erdoğan'ın açıklamalarında başka hangi başlıklar öne çıktı? Bakacağız az sonra. Hemen ikinci manşetimize bakalım. Gazze'de akan kan duracak mı? Tabii bütün dünya bu sorunun yanıtını bekliyor ve durmasını umuyoruz tabii ki. ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu Gazze'de ateşkes taslağına taraflar nasıl yaklaşıyor? Böyle bir başlık açacağız. Taslağa dünyadan hangi tepkiler geldi, ona da bakacağız. Acaba aylar sonra Gazze'de barış umudu doğacak mı? Detaylarına bakacağız az sonra. Hemen bir sonraki başlığımız gelsin. Zorunlu askerlik kalkıyor mu? Bu da günün önemli gelişmelerinden biriydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2024 tatbikatında gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda zorunlu askerlikle ilgili önemli bir açıklama yaptı efendim. Bakan Güler zorunlu askerliğin devam edip etmeyeceğine ilişkin ne dedi acaba? Bakacağız, hadi başlayalım. Efendim ilk manşetimiz, ilk başlığımızla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 31. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştuğu gündeminde siyasetteki normalleşme süreci vardı. CHP'yi Kurban Bayramı'ndan önce ziyaret edeceğini söyledi Erdoğan. Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz hukuka saygı duyulmasıdır. Kimse hukuksuzluk karşısında yumuşak tavır beklemesin dedi. 31 Mart sonrasında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan inşallah Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iadeyi ziyarette bulunacağım. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Ama eğer yine de üzerimize düşen bir şey varsa hiç çekinmeden gereğini yaparız. Burada asıl olan muhalefetin kendi politikalarını gözden geçirmesidir. Biz yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan, hassasiyetlerimiz ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Muhalefetin de son dönemde yeni üslup ve söylem geliştirme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bizim siyasette referansımız hukuktur. Bizim siyasette yumuşamaktan kastettiğimiz hukuka, demokrasiye, insan haklarına saygı duyulmasıdır. Bizden hukuksuzluk karşısında kimse yumuşak bir tavır beklemesin. Milletimizin umutlarını artıran siyasetteki yumuşamanın bu sefer kelebek ömürlü olmamasını temenni ediyoruz. Efendim Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı değişecek biliyorsunuz. 31 Mart'ın ardından o makamda bir değişiklik olacağı biliniyor. Şimdi bir açıklama var CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstereceklerini açıkladı. Parti içinde rekabet ve çekişme var iddialarına da bakın nasıl tepki gösterdi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız kim olacak diye sorulduğunda da adayımız daha önce geleneksel olarak sürüyordu, son zamanlarda terk edildi. Dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul, en yoğun insanların yaşadığı kent İstanbul. Bu yüzden bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ettik. Ama bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ederken kimle konuştuysak, ki bazı spekülasyonlar çıktı, Mansur Başkan partimizin verdiği karara hep birlikte uyarız, hep birlikte destekleriz. Parti yönetimimiz ne takdir ederse o karar bizim için geçerlidir diyecek bir olgunlukta ve parti disiplininde davranan biridir. Efendim Mansur Bey de istiyor,
aralarında çekişme var, rekabet var. Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partililer çekişmeyi geçmişte bıraktı. Şimdi dayanışma içinde hizmet veriyorlar. Sayın Mansur Başkan'ın da yine Belediyeler Birliği'nden sonra Tarihi Kentler Birliği var. Öyle bir görev noktasını kendisine teklif ettik. Onu da orada görevlendireceğiz. Şimdi de sırada bir diğer önemli manşetimiz, başlığımız var. Ana haberin girişinde de söylemiştim efendim. Ateşkes olacak mı? Bahsedilen bu kapsamlı ateşkes nedir, neyin nesidir? Bakacağız. İsrail'in 3 aşamalı yeni ateşkes planını ABD Başkanı Joe Biden duyurdu demiştim ana habere başlarken. Hamas'a kapsamlı yeni bir teklifte bulunulduğunu belirtti Biden. İsrail'in yeni teklifi Katar ve Hamas'a iletildiği ifadelerini de kullandı. Hamas'tansa teklife olumlu yanıt var. İsrail, ilk aşaması 6 haftalık ateşkesi içeren 3 aşamalı yeni bir öneri yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin konuştu. İlk aşama İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesini, tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakmasını ve Gazze'ye insani yardımın artmasını içeriyor. İkinci aşamadaysa kalan rehineler serbest bırakılacak. Geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek. Önerinin Katar üzerinden Hamas'a iletildiğini belirten Biden, son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların hayatını kaybetmiş rehineleri de teslim edeceğini de belirtti. İsrail'e seslenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz yorumunu yaptı. İsrail'in mutlak zafer gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı. Amerikan Başkanı Biden'ın paylaştığı ateşkes teklifine Hamas'tan olumlu yanıt geldi. Açıklamada kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız ifadeleri kullanıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Gazze şeridinde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar saldırıların devam etmesinde ısrarcı olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirilen son teklifi ele aldı. Evet, şimdi ekranlarınıza getirdik bu yeni 3 aşamalı ateşkes teklifini. Şimdi gelen tepkilere de bir bakacağız. ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu bu Gazze'de ateşkes taslağına olumlu tepkiler geliyor diyeceğiz. Birleşmiş Milletler Sekreteri Guterres anlaşmanın kalıcı barış sağlamasına yol açmasını umduğunu söyledi. AB yetkilileri de öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Gazze'de ateşkes anlaşması taslağı tartışılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, takasla ilgili kalıcı barış sağlaması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum dedi. Guterres sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de çok fazla yıkım ve acıya şahit olduk, artık durması gerekiyor ifadelerini kullandı. Biden'ın girişimini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Guterres, tüm taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu. Guterres, söz konusu girişimin ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve güvence altına alınmış engelsiz insani yardımla nihai olarak Orta Doğu'da kalıcı barışa yol açacağını işaret etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de önerinin çatışmaların kalıcı durdurulması açısından önemli olduğunu söyledi. Gazze'nin yeniden inşası olmak üzere uzun vadeli çözüme yönelik görüşmelere alan açacağını kaydetti. Michel, acı sona ermelidir. Tüm tarafları barış için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ateşkes önerisinin Gazze'deki savaşın ve sivillerin çektiği acıların sona erdirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Tüm tarafların desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de öneriye destek verdi. Savaşın artık sona ermesinin gerektiğini belirtti. Efendim, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama var. Partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen kampına ilişkin bir açıklama yaptı Ömer Çelik. Gazze'nin birinci gündemleri olduğunu belirtti. Dünyanın dur demesinin zamanı gelmiştir dedi. Birinci gündemimiz Gazze'deki
Bu katliam siyasetidir. 1995 Srebrenica katliamı ile ilgili 11 Temmuz'un bir anma günü olarak gerçekleşmesi konusunda bir karar aldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bu kadar geç kalınmasın Gazze konusunda ve bunun daha fazlasına müsaade edilmesin. Bütün dileğimiz odur. Bugün Milosevic'lerin yaptığının kat be kat fazlasını Netanyahu gerçekleştirmektedir. O sebeple dünyanın buna dur demesinin zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin aynı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından da ortaya konulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii dünyanın vicdanı buna tepki veriyor ve bir hakkı yerine getirmek için Filistin devletinin tanınması konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydediliyor. Bunun devamının gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Daha fazla tanıma Netanyahu'ya karşı daha fazla şey verme anlamına gelecektir. Ve gelelim bugünkü bir diğer önemli manşetimize. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler zorunlu askerliğin devam edip etmeyeceğine ilişkin bir açıklama yaptı. Yaklaşımımız %50 profesyonel, %50 zorunlu askerlik şeklindedir dedi Güler. Terör örgütü YPG, PKK'nın Türkiye'de yapacağı sözde yerel seçimlerin kabul edilemez olduğunu, Suriye'de yapacağı sözde yerel seçimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Herhangi bir oldu bittiye fırsat vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Merhaba arkadaşlar. Profesyonel askerliğe geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Bu soru Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e soruldu. Güler, zorunlu askerlik uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız %50 profesyonel, %50 zorunlu askerlik şeklindedir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı Efes 2024 tatbikatında gazetecilerle bir araya geldi. Terörle mücadeleye ayrı bir parantez açtı. Güler, terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyindeki operasyonların sürdüğünü söyledi. Irak'a yapılan ziyaretlerin sonuçlarının olumlu olduğunu ifade etti. Bakan Güler, terör örgütü YPG PKK'nın Suriye'de yapacağı sözde seçimlerin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Güler, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum dedi. Güler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi. Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum. Komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz açıklamasında bulundu. İşte biz iki örnek verdik. Bursa ve Sivas'tan iki köpek saldırısı örneği verdik ama bazı da istatistikler var tabii. Günde efendim 1200 köpek saldırısı olduğuna dair rakamlar var, yansıyan istatistikler var. Kiminde köpekler saldırıyor, kiminde köpeğin saldırdığı kişi koşarken trafik kazasına kurban gidiyor. E tabii bunun hastalıkları var, kuduz var. Yani 2024 yılında bir çocuk kuduzdan öldü bu ülkede. Çözülecek bu sorun herhalde ama önümüzdeki günlerde bakalım nasıl, içeriği nasıl olacak? Şimdi o düzenlemenin içeriğine dair tabii çok yoğun tartışmalar var. Nasıl olacak? Uyutma gibi bir seçenek masada mı? Onu da daha net olarak bilmiyoruz aslına bakarsanız ama işte çeşitli kesimlerden de açıklamalar var. Şimdi bu konuda bir açıklama daha var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başıboş köpek sorununa dair mesajlar verdi. Şöyle dedi, hastalıklı ve saldırgan olanların uyutulması gerekiyor. Kardeşim, kimsenin kediyle, tavşanla, keklikle, civcivle, kuşla, sokakta güvercinle problemi yok. Problem saldırgan sokak köpeklerinde. Başıboş köpek sorununa dair konuştu. Saldırgan ve kuduz tehlikesi taşıyan köpeklere karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Bu kadar insan hayatı ucuz mu? Ya ben görüntüleri izleyemiyorum ya. Elbette ki öncelik yaşatmaktır, barınakları almaktır, kısırlaştırmadır. Hastalıklı olanlar ve saldırgan olanlar öncelenerek bir kere bunların uyutulması gerekiyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici basın toplantısı düzenledi. Yeni başkanlık divanını açıkladı. İYİ Parti'den istifa edip Büyük Birlik Partisi'ne katılan Türker Yörükçüoğlu'na rozetini taktı.
Destecinin gündeminde siyasetteki normalleşme süreci de vardı. Türkiye'nin içinden geçtiği şartlar malum. Dolayısıyla da siyasette bir yumuşama var. Büyük Birlik Partisi olarak zaten biz her zaman yumuşamanın tarafı olduk. Özellikle dış politikada, iç politikada işbirliği yapılabilmesini her zaman önceledik. İşte en son yine İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere siyasi partilerimize ziyaretlerimiz oldu. Bu ziyaretlerimiz de devam edecek. Efendim bir operasyon var, bir çeteye operasyon yine. Son dönemlerde motosikletli saldırılarla gündeme geliyor biliyorsunuz. Bizim de bültenlerimizde sıkça yer buluyor. Daltonlar çetesi. Bu çeteye yönelik İstanbul ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 6 şüpheli de gözaltında. 30 Mayıs'ta İstanbul Başakşehir'de bir iş yeri ve Kırıkkale'de bir otelin kurşunlanması olaylarıyla ilgili polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu çalıntı motosikletle olayı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi. İstanbul ve Kırıkkale'de Daltonlar suç örgütüne mensup 6 şüpheli yakalandı efendim. 4 suça karıştığı belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Meksika'da elçilik çalışanına silah doğrultan İngiliz Büyükelçi görevden alındı. Efendim ayrıntıları da şöyle. İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi John Benjamin geçen Nisan'da resmi ziyaret sırasında araç içinde bir büyükelçilik çalışanına tüfek doğrultmuştu. İngiliz Financial Times gazetesi Benjamin'in görevinden alındığını yazdı. Dışişleri Bakanlığı ise olayların farkındayız ve gerekli önlemleri aldık dedi. Efendim eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu Çiller. 86 yaşındaydı. Hayat arkadaşını kaybeden Tansu Çiller Yeniköy'deki yalısında taziyeleri kabul etti. Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Çiller'in bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Özer Uçuran Çiller, 1963 yılında Tansu Çiller'le evlendikten sonra Çiller'in soyadını almasıyla uzun süre gündem oldu. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp, 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Second Gentleman unvanını aldı. 86 yaşındaki Çiller'in vefat haberinin ardından yakınları taziye için Yeniköy'de bulunan yalısına gitti. Eski başbakan Tansu Çiller taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden Çiller, pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Kilios Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şimdi İstanbul'dan devam edelim. Bir yangın vardı Ortaköy'de. 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu. Yanan evin bağımsız İBB adayına ait olduğu ortaya çıktı. Arka tarafta komple camlar vesaire her şey patladı. Çatımız yandı. Bu ahşap binalar ne yazık ki hiçbir şey yok. Tedbir yok. Alev alev yandı. Kara duman kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Kullanılamaz hale gelen evin son seçimlerde bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Güven Akıcı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Uyurken benim evcil hayvanım vardı, kedi. O uyandırdı beni kendisini. Uyandırmasa ben de ölmüş olabilirdim. Ben hastalıktan dolayı engelli vatandaşım zaten. İstanbul Ortaköy'de 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. 2 saatlik müdahaleyle yangın söndürüldü. Evin geçimini hurdacılıkla sağlayan ve son seçimlerde bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Güven Akıcı'nın olduğu öğrenildi. Tek yaşıyorum ya zaten. Gözümü açtığımda baktım alevler var. Kendimi can ağlığıyla zor attım mı? Neyse ki yangında kimseye bir şey olmadı. Ekipler şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor. Efendim şimdi kameralarımızı Aksaray'a çevireceğiz. Bir kavga var.
komşu kavgası ama iki komşu arasında başlıyor. Park yeri kavgası başlıyor. Aileler de katılıyor. Sonra ortalık bir anda karışıyor. Savaş alanına dönüyor. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralı efendim. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Komşuların park yeri kavgasında sokak bir anda karıştı. Aksaray'da iki komşu arasında motosiklet park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre komşulardan biri motosikletini park etmek istedi, diğeri izin vermedi. Başlayan tartışma kavgaya döndü. İki tarafın da yakınları olay yerine gelince ortalık karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir tabancaya el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şimdi Sakarya'ya döneceğiz. Çünkü Erenler ilçesinde vatandaşlar koku nedeniyle sokağa döküldü. Efendim büyük bir panik oldu tabii ki. Sakarya Nehri'nden geldiği öne sürülüyor bu kokunun. Nedenini belirlemek için valilikte bir ekip oluşturdu. Görüyorsunuz mahalle. Evet, afet ekipleri de burada. Kokuyu alan 112 aradı. İlçede panik yaşandı. Baksın abi kokuyor. Kimse uyuyamıyor bu kokuda. Çocukları gönderdik başka yerlere ya. Uzaklara gönderdik ya. Sakarya'nın Erenler ilçesinde akşam saatlerinde birçok mahallede nedeni henüz bilinmeyen bir koku yayıldı. Vatandaşlar kokunun neden kaynaklandığını anlamak için sokağa çıktı. Evde oturuyorduk, bir anda doğalgaz kokusu geldi. Dışarı çıktığımızda bütün mahallenin dışarı çıktığını gördük. 112'ye çok sayıda ihbar yapıldı. Sakarya Nehri'nden geldiği öne sürülen kokuyla ilgili AFAD, itfaiye, evet, doğalgaz ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Buraya geldiklerinde Sakarya Nehri'ne kimyasal madde attıklarını söylediler. Kokuda duramıyoruz. Biz kendimizi geçtik de çocuklarımız var. Sakarya Nehri'nde kokusu kokuyor. Beyin akıyor. Şu anda çocuklar nefes alamıyor. Çocuklarımız, yaşlarımız hepimiz şu anda ölüyoruz. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin bazı yerlerinde halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek koku tespit edildiği belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir ve Erenler Belediyesi ile AFAD'dan 25 kişilik ekip oluşturulduğu kaydedildi. Ekip kokunun kaynağını araştıracak. Efendim, bir kadın cinayetinde, Gülten Ataklı cinayetinde karar çıktı. Çorum'da olmuştu bu olay. Boşanma aşamasındaki polis memuru eşi tarafından 4 kurşunla öldürülmüştü Gülten Ataklı. Bu cinayetle ilgili davada karar çıktı. Sanık polise indirim uygulanarak 24 yıl hapis cezası verildi. Öldürülen kadının ailesi karara tepkili tabii. Boşanma aşamasındaki eşini 4 kurşunla öldürdü. Mahkeme sanığa indirimde 24 yıl hapis cezası verdi. Adalet bekleyişimiz yerle bir oldu. Biz kadınlar konu olunca neden bu kadar adalet yerini bulmuyor anlamıyorum gerçekten. Ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, biz çok önemli bir şeye sahibiz bu hayatta. Çorum'un Sungurlu ilçesinde Gülten Ataklı, boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Mürsel Ataklı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Tutuklanan Mürsel Ataklı hakkındaki davada karar çıktı. Ataklı, uygulanan indirimle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Biz ibretlik bir ceza beklerken hakim indirim uyguladı ve gerekçesiz bir indirim. Hiçbir pişmanlık göstermemiş, iyi hal göstermemiş bir katile indirim uygulandı. Gülten Ataklı'nın yakınları 11 yaşındaki yeğenlerinin velayetinin babaannesine verilmesine de tepki gösterdi. Ve ben çocuğu 10 aydır hiç görmedim. Kardeşimin tek emaneti olan Ali Yiğit Ataklı'yı kaybettik. Aile hem ceza davasındaki hem de çocuğun velayetiyle ilgili karara itiraz edecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir döneceğiz. Biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. ABD'de Kasım ayında başkanlık seçimi var. Ve seçimler yaklaştıkça da Biden'la Trump arasında tabii gerilim de tırmanıyor, artıyor. Şimdi ABD Başkanı Biden yargılandığı sus payı davası kararını hileli bulan eski ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. Yüklendi Trump'a. Biden, Trump'ın açıklamaları için sorumsuzluk dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, yargılandığı sus payı davasında suçlu bulunan eski başkan Donald Trump'ın kararın hukuksuz olduğu yönündeki açıklamalarını sorumsuzluk olarak değerlendirdi. Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Amerikan hukuk sisteminin temellerinin sağlam olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini belirtti. Şimdi ona da olması gerektiği gibi herkese sunulan bu karara itiraz etme fırsatı verilecek. Amerikan adalet sistemi böyle işliyor. Sırf kararı beğenmedikleri için kararın hileli olduğunu söylemek sorumsuzluktur. Pervasızca ve tehlikelidir. Biden, Trump'ın da diğer herkes gibi adil şekilde yargılandığını söyledi. Söz konusu kararın Trump tarafından temyize götürüleceğini hatırlatarak bu konuda eski başkanın tüm hukuki haklarını eşit şekilde kullandığını vurguladı. Trump, New York'taki yargılandığı sus payı davasında hakkındaki 34 suçlamanın tümünden suçlu bulunmuştu ve ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski başkan olarak tarihe geçmişti. Bu karar 11 Temmuz'daki duruşmada belli olacak. Trump ise kararın hileli ve hukuksuz olduğunu savunuyor. Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gidiyor. Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran'da Çin'de resmi bir ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, enerji, sivil havacılık ve turizm işbirliği değerlendirilecek. Ekonomik ve ticari ilişkiler ele alınacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ukrayna'daki son durum masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran'da Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret, Fidan'ın Dışişleri Bakanı sıfatıyla bu ülkeye ilk ziyareti olacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ziyarette iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, özellikle yeni teknolojiler alanında yatırımlara dair işbirliği imkanları masaya yatırılacak. Görüşmede enerji, sivil havacılık, turizm işbirliği değerlendirilecek. Kuşak ve yol girişimiyle Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişiminin uyumlaştırılması çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkesin ve iki devletli çözümün sağlanması için atılabilecek adımlar da Bakan Fidan'ın Pekin'de yapacağı temaslarda önemli yere sahip olacak. Bakan Fidan'ın Pekin'deki temaslarının ardından 4-5 Haziran'da Urumçi ve Kaşgar şehirlerini de ziyaret etmesi öngörülüyor. Fidan'ın Çinli mevkidaşı Wang Yi ise en son geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Türkiye'ye gelmişti. Şimdi ekonomi diyeceğiz efendim. Cebimizi ilgilendiren bölümü bir geçelim. Bir çarşı pazarın durumuna bir bakacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan araştırmaya göre Mayıs ayında markette 35 ürünün 22'sinde fiyat artışı görüldü. Mayıs ayında en yüksek artış havuçta oldu. Tarladan sofraya makasın en fazla açıldığı ürünse yine kuru incirdi. Markette 22 üründe fiyat artışı oldu, 12 ürünün fiyatında ise düşüş görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, üretici ve market fiyatları arasındaki değişimi mercek altına aldı. Mayıs ayında markette 35 ürünün 22'sinde fiyat artışları görülürken, 12 ürünün fiyatında ise düşüş yaşandı. Mayıs'ta zam şampiyonu havuç oldu. Havucu sırasıyla limon, patlıcan, yumurta ve antep fıstığı takip etti. Mayıs ayında markette fiyatı en çok azalan ürün ise %21,6 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat azalışını sırasıyla tavuk eti, sivri biber, domates ve yeşil soğan takip etti. Ve tarladan sofraya açılan fiyat makası. Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %293,9 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat farkını sırasıyla limon, salatalık, elma ve kuru soğan takip etti. Ve Kurban Bayramı geliyor. Sayılı günler kaldı artık ve bu sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri de başladı efendim. Gece yarısına itibaren gelen kurbanlık yüklü kamyonlar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi. Bu
Bugün 1 Haziran itibarıyla kurban hizmetleri tebliği uyarınca İstanbul'a kurbanlık girişleri başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Kuzey Marmara Otoyolu üzerine kurulan kontrol noktalarında kurbanlık taşıyan kamyonlar tek tek incelendi. İl dışından gelen sürücülerin evrakları kontrol edildi. Hayvanların küpe numaralarıyla evrak üzerindeki numaralar karşılaştırıldı. Ardahan'dan geliyoruz biz buraya. Böyle yine kontrol noktalarından geçiyoruz. Tabii çok sağlıklı bir şey, çok doğru bir şey yapıyorlar. Bu adam buna 10 aydır emek veriyor buna. İçeriden bakıyor bunun yemi, samanı, bunun hepsi para. Denetimlere katılan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu yıl kurbanlık konusunda sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi. Yine aynı sayıları bekliyoruz. Bakanlığımız da açıkladı. Kurbanlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Sayılarımız yeterli, hayvan sayılarımız yeterli. Kurbanların izinli yerlerden alınması ve kesilmesi gerektiğini belirten Karaca, kaçak kesimlere cezai uygulama yapılacağı uyarısında bulundu. Kurban Bayramı'nın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle yaşanabilecek sorunlara işaret etti. Vatandaşlarımıza şunu mutlaka söylüyoruz. İzinli yerden alıp izinli yerde ehil kişilere satın, kestirmeleri lazım. Çünkü bu sene kurban yaza geliyor. Hızlı bir şekilde o kurbanların kesilmesi lazım. Hatta ve hatta karkasın iç organlarının bir 10 dakika içerisinde kesildikten sonra çıkartılması lazım. Bu kadar ki hassas bir konu. Çünkü et bizim için ne kadar kıymetliyse zararlı mikroorganizmalar için de o kadar kıymetli. Denetimlerini tamamlayan kamyonlar İstanbul Avrupa yakasına geçmeye başladı. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetimlerine Kurban Bayramı süresince devam edecek. Ve şimdi milyonları ilgilendiren bir haber ve o haberle birlikte tabii bir konuğum olacak, değerli bir konuğum olacak. Bu meseleyi tartışacağız. Hem çalışanları hem emeklileri ilgilendiriyor aslında bu. Efendim şöyle ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı denetimlerde sadece 2023 yılında 113 bin sahte sigortalı tespit edildi. Peki sahte sigortalılık nedir? Ortaya çıkarıldığında yaptırımları neler olur? Acaba sahte sigortalı tespit edilirse kazanılmış haklar geri alınabilir mi? Yani emeklilik bile iptal olur mu? Bütün bunları konuşacağız. 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Batı konuğum. Efendim hoş geldiniz ana habere. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi bize ne olur anlatın, nedir bu sahte sigortalılık? Ya şimdi şöyle, konu aslında çok vahim ve yıllardır var. İki şekilde ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi hatır sigortalılığı. Yani bir dükkan var, çalışıyor. Eşi dostu var, yeğeni var, eşinin arkadaşı var. Gelip diyorlar ki ya işte bizim Ahmet var, Ayşe var, bir yerde çalışmıyor. Ama bunun hastane hizmetlerinden yararlanması lazım. İyisi mi sen bunun sigorta girişini bir yap. En azından SGK'sı olsun, yarın öbür günde emekli olacağı zaman bu emekliliği en azından işe yarasın diye bu kişiye herhangi bir ücret verilmeden sadece sigorta girişi yapılarak, sigorta primleri de belki ödeniyor, ödenmeden o kişi gerçekte çalışmadan o iş yerine görünebiliyor. Birinci yöntemi bu. Buna sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında dediniz ya hocam, hatıra binaen. Hatır. Yani bunu etrafımızda görüyoruz. Yani ben çocukluğumdan beri çok da fazla etrafımda gördüğüm bir yöntem, bir uygulama aslında. Aynen öyle. İkincisi ise daha vahim bir sahte iş yeri kavramı var. Bu sahte iş yerinde de aslında gidip işte bir bataklıkta, herhangi bir metruk bir binada bir iş yeri gösteriliyor. Ve işte herhangi bir hayattan kaygısı olmayan birini de iş yeri sahibi olarak gösteriliyor. Ondan sonra iş yeri kuruluyor. Sonra çevreden ne kadar sigortası olmayan kişiler varsa onlardan belli bir meblağ karşılığı sigorta girişleri yapılarak o kişilerin daha da önemli bir şey, sigortalı olmaları sağlanıyor. Tamam, sosyal devlet gereği çok güzel bir şey ama o kişiler, daha da vahim olan kısım, hastane hizmetlerinden yararlanıyorlar. SGK'dan. Gidip bankadan sigortalı göründükleri için kredi çekebiliyorlar. Ondan sonra SGK'nın diğer bütün haklarından yararlanabiliyorlar. Hatta hiçbir ödenmediği halde emekli dahi olabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. İşte bunu sosyal güvenlik denetmenleri aslında bu işle iştigal halindeler. Ben bugün programa gelmeden önce de başkanı, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin başkanı Sayın Mustafa Şahin'le de görüştüm. Sahaya inmiş vaziyetteler. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu bir yapay zeka ile
gerçekte ücret yapımı ücret verilip verilmeyeceği konusunda da yapay zeka ile bir program da çalıştıklarını, bunu hayata geçirirlerse bunu daha fazla denetleyebileceklerini özellikle vurgulamış vaziyette. Hatta 2023 yılında sıkı durum, ne kadar not aldım, 1533 sahte iş yeri tespit edilmiş. Yani gerçekte böyle bir iş yeri yok. Ve hatta yine kendilerinden duyduğum kadarıyla hayali yani değil mi hocam? Hayali. Hayali sigortalılık. Tabii hayat ya, çok acayip önemli bir şey. Yani şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler bunlar. Peki bu kişiler devam ediyor, primleri yatmıyor. Prim borcu çalışan borcu değil. 1100'den fazla dediniz değil mi hocam? 1100'den fazla böyle hayali iş yeri. 1533 2023 yılında. Sayı çok vahim. Farkında mısınız bilmiyorum ama yüz binlerce sahte sigortalı var. Bu kayıt dışı olanlar var, onlara girmiyoruz bile. Bu kişiler, daha önemli bir şey var, bu kişiler sigorta girişleri yapıldıktan sonra sigorta primleri ödenip ödenmemesi işverenin sorumluluğunda. İşverenin sorumlu olduğu zaman, SGK'da bu anlamda işverene gittiği zaman, işverenin herhangi bir malı mülkü parası yoksa, o zaman bunu da cebri icra yoluyla takip işlemlerini başlatamıyor. Böylece SGK açığı da bu anlamda gitmiş, büyüyor. Peki tespit edildi bu kişinin sahte sigortalı olduğunu. Ne yapıyor sosyal güvenlik denetmenleri? Geriye yönelik olarak bunun sahte olduğunu tespit ettiği dönem itibariyle bütün primleri, bütün bildirimleri iptal ediyor. Yani seni sigortalı yapmıyorum ben diyor. Bunları hepsini iptal ediyorum. Peki bu kişi bunları sağlamış, sahte sigortalı tespit edilmemiş ve emekli olmuş. Hatta EYT'li emekli olmuş. O emeklilik kısımları da iptal ediliyor. Ediyorlar şu anda ve aynı zamanda bu yolla emekli olmuş olan kişilerin emekli ikramiyelerini, maaşlarını da belli bir faizle de iade alıyorlar. İstiyor SGK'nın kendisi ve bununla ilgili sosyal güvenlik kurmuş, bunun üzerine bir çok ciddi anlamda düğmeye basmış vaziyette. Sosyal güvenlik denetmenleri de önemli bir şekilde piyasada çalışıyor, sahada çalışıyor. Çalışıyorlar. Yani bunlar ortaya... Bunun tespiti de nasıl yapılıyor onu da merak etmek. Yani hangi şüphe üzerine böyle bir şey, yoksa milyonlarca çalışan, milyonlarca kurum böyle oturup tek tek didik didik teftiş mi ediliyor, yoksa ya bir şey şüphe çekmesi lazım. Yani o şüphe şimdi, nedir acaba? Tabii. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge de yayınladı aslında. Hem o genelgeden hem öğrendiğimiz kadarıyla şöyle oluyor. Bu mesela sizi ben herhangi bir yerde çalışmadığınızı düşünelim. Ben kendi iş yerime sizi aldım, sigorta girişinizi yaptım. Siz fiili olarak da arada gelip geliyorsunuz ve ben sizin hesabınıza, banka hesabınıza maaş göndermek zorundayım. Peki ben sizin hesabınıza para göndermezsem siz benim nasıl çalışanımsınız, değil mi? Soru işareti. Bu yüzden bu yapay zekayla bu kişilerin hesaplarına bakılacak. Çalışanların banka hesaplarına, o iş yerinden bir maaş akışı var mı yok mu? Eğer yoksa kuvvetle muhtemel sahte sigortalıdır diyecekler. Bu birincisi. İki, şikayet kanalı var zaten. Daha da önemlisi üçüncüsü, bu tamamen random sistemiyle rutin denetimleri var zaten. Zaten bu denetimlerde ortaya çıkıyor. Tespit edilenler bunlar tabii ki. Yani bunlara herhalde tespit edilmeyen ve bu şekilde emekli olmuş binlerce kişi vardır diye ben tahmin ediyorum. Peki yakalarsa kaç yıl kadar geriye gidebilir, değil mi? Bu da çok önemli bir şey. Hani 20 yıl önce emekli olmuş, şimdi bizi izleyen Ahmet amca bu konuda kaygı duyacak mı? 10 yıl geriye gidebiliyoruz. 10 yıldan önceki işlemlerle ilgili bir zaman aşımı süresi öyle var. Öyle bir zaman aşımı var. Var 10 yıla kadar, ama dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çok önemli şekilde bütün tuşlara basmış vaziyette. Hatta Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin de Sayın Mustafa Şahin'in de bir mesajı da var. Özellikle özlük haklarımız ve bizim diyor çalışma koşullarımız biraz daha düzeltilirse biz bunun üzerine biraz daha fazla gidebiliriz. Çünkü sayımız da çok az diyor. Sayıları şu anda 2650 kişi. 100 tane yeni yardımcı almışlar, 2750 kişi. Sayı çok az. Hem sayı hem çalışma koşulları ile ilgili bir gelişme olursa bunların üzerine daha fazla gidebilir. Bunlar SGK'nın üzerine çok ciddi anlamda finansal yük. Önemli hocam, bir şey bu. Yani bu yüzden en azından bunları azaltabiliriz. Çok da güzel bir kavram da söylediniz ya, hatır sigortası dediniz. Editör arkadaşım Mehmet de yazdı oraya, KJ'ye de, yani hatır sigortası. Şimdi evet, yani giriş çıkışı olsun işte, sigortası başlasın diye genelde gençlere de yapılıyor. Hani 18 yaşına girer girmez bir sigortası başlasın diye 1-2 ay belki ailesi o işverene parasını ödüyor, primi ödüyor. Fakat şunu da biliyoruz, yine hayat tecrübesi şunu da öğretti bize, yani böyle yıllar geçiren var. Yani bir yerde sigortası var ve primini işverene ödüyor ama çalışmıyor. Şimdi böyle yıllar geçmiş, sonra emekli olmuş. Çalışmadan emekli olmuş, primini ödemiş, fakat
Yine de iptal mi? İptal olur mu? Primi de ödemişse, bence şimdi şöyle bir şey, 5500 olsaydı, yasa 4. madde var, Yargıtay'ın kararları da var. Bu kişinin fiili olarak çalışması gerekiyor. Zaten bu denetimler sonucunda şuna bakılıyor. Normalde bir kişi primini ödemiş ise, arada da gidip gelmişse çok bir şey yapılmıyor bununla ilgili. Daha ekseriyetle hiç gidilmemiş, primler yatırılmamış, maaş hareketi olmamış kişiler için yapılıyor. Ve bunlar hakkında daha önemli bir şey daha var. Bir suç duyurusunda da bulunuyor Esra Hanım. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunuyor. Ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri var. Çok önemli bir şey var. Bu Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre normalde resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, resmi belgede sahtecilik suçu gibi Türk Ceza Kanunu'nun 204, 206 ve 207. maddelerine binaen suç duyurusunda da bulunuyor. Ve ben bir araştırma yaptım. Bu konuda adli yargının, yani mahkemelerin bu kişiler hakkında hapis cezası hükmettiğine yönelik kararlar da tespit ettim. Yani öyle mi? Daha önce verilmiş hapis kararları var. Tabii. Var. Ben tespit ettim bunların hepsini. Tek tek araştırdım. Böyle bir baktım ama varmış. Yani sadece teoride kalan bir uygulama değil bu. Ama işverenler için daha çok yapılıyor. Çalışanlar hakkında savcılık biraz takipsizlik kararı veriyor. Bilmiyordur, etmiyordur. Biraz işçiden yana sanıyorum bir tavır sergileniyor. Ama genel olarak tam olarak bu. Hatta bu düzenlemeyi yapan kişiler, özellikle şirketin karni temsilcisi, yani müdürü ya da mali müşaviri ise, bu kişi de kasıtı ve kusuru varsa, odalarına da kusuru varsa, mali müşaviler odasına örneğin bildirimde bulunuyor. Bu kişiler hakkında da suç düzenlemeleriyle ilgili ihbarlar yapılıyor ve bu kişilerin belgeleri dahi belli bir dönem ya da sürekli olarak askıya dahi alınabiliyor. Yani SGK bu konuda çok ciddi anlamda kolları sıvamış vaziyette. Bu çünkü SGK'nın üzerinde çok ciddi anlamda bir şey bu. Yük, mali yük çok ciddi anlamda var. Yani açığın belki de önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Hani şimdi kuvvetle muhtemel ne kadar sahte sigortalı vardır sorusunu soracaksınız. Onu tabii tespit etmemiz çok zor. Bilmemiz de çok zor ama peki, her yıl ortalama 100 bine yakın sayı bulunuyorsa, yani bu iş yani çok sahte sanmış demektir. Şunu söyleyebiliriz, SGK bu işin üstünde didik didik bir, evet, araştırma yapıyor. Aman dikkat diyelim izleyicilerimize de, böyle işlere girmeyin, böyle işlere bulaşmayın diyorum. Efendim, aman, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar efendim. İyi kıymetli katkılarınız için sağ olun efendim. Teşekkürler. Şimdi buradan Rusya'ya bir dönelim. Başkent Moskova'da bir metro arızası yaşandı. 171 yolcu da tünelden yürüyerek çıktı efendim bu arıza nedeniyle. Şimdi hemen görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Moskova'daki bir metroda gece saatlerinde teknik bir arıza meydana geldi. Yolcular Sportivnaya ve Vorobyevi Gori istasyonları arasındaki tünelde mahsur kaldı. İşte böyle ekranlarınızda da izliyorsunuz o anları. Metro seferleri durduruldu. Tünelde kalan trenden 12'si çocuk, 171 kişi de yürüyerek istasyona çıktı. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapıldı bir açıklama bu konuya dair. Kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Arıza nedeniyle saatlerce sefer yapılamadı. Efendim, şimdi Edirne'den Avrupa'ya açılan Hamzabeyli sınır kapısına bir dönelim. Sınır kapısında kilometrelerce uzayan tır kuyruğu çilesi bitmek bilmiyor. Biliyorsunuz biz belki haftalar boyunca, aylar boyunca bu haberleri veriyoruz ama işte o çile, o eziyet bitmiyor bir türlü. Bulgaristan tarafında denetimlerin artmasıyla bekleme süreleri uzayan tır şoförleri yine sınırda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polonya'ya gideceğiz inşallah, sıralar yürürse. Kimi zaman günlerce, kimi zaman haftalarca bekliyorlar. İhraç ürünlerini gümrükten yurt dışına götürmek isteyen tır şoförleri uzun kuyruklarla mücadele ediyor. Dün akşam üzeri geldim, hava kararmamıştı daha geldiğimde. Yani yaklaşık 27 kilometreden girdim. Şu an muhtemelen herhalde 18-19 kilometredeyiz. Herhalde bir 14-15 saat olmuştur buralarda. Bekliyoruz. Bulgaristan ve Romanya 31 Mart'ta Schengen bölgesine dahil oldu. Bu nedenle Hamzabeyli gümrük kapısının karşısındaki Lesovo'da kontroller sıkılaştırıldı. Dün saat 2'de ben sıraya girdim 35 kilometreden. Daha bir 18 kilometremiz var parka girmeye. Kontrollerin artmasıyla Türkiye'den aldıkları ihraç ürünleri Avrupa ülkelerine taşıyan tırlar Hamzabeyli yolu üzerinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Ya muhtemelen herhalde bir 24 saat daha bekleriz parka girmek için. Bu sıralarda kalmayalım.
rahat çalışalım, ülkemize faydamız olsun. Hamza Bey'le sınır kapısının 750 tır kapasiteli parkı da araçlarla doldu. Kuyruklarda bekleyen tır şoförleri çözüm bekliyor. Bu da 25 gün sürüyor bazen. Bazen 22 gün, 23 gün sürüyor. Maddi manevi bizim için de sıkıntı, ülkemiz için de sıkıntı. Efendim şimdi sırada bir başarı hikayesi var. Aslında bu azmin zaferi dediğimiz bir hikaye. Paralimpik yüzücü Umut Ünlü'nün hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Kendisi sporla hayata tutunan ve büyük başarılara imza atan bir isim. Genç sporcu Paris'te düzenlenecek paralimpik yaz oyunlarında yüzme dalında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Tabii hedefi de Türkiye'nin yüzmede madalya alan ilk erkek sporcusu olmak. Benim önceden bir intihar girişimim olmuştu. İntihar yani ettim, sonra artık hayata çok küsmüştüm. Ölümün kıyısından döndü. Yüzmeyle hayata bağlandı. Türkiye rekorları kıran paralimpik yüzücünün hedefi paralimpik yaz oyunlarında madalya kazanmak. Maşallah, maşallah. Abi ben onu her akşam rüyamda görüyorum. Evet. Altın madalya aldı onu. Evet, her akşam görüyorum yani. İnşallah. Her akşam onun hayaliyle uyuyorum ben. Umut Ünlü 2001 yılında Van'da elleri ve ayakları ampute şekilde, ses telleri yapışık bir vaziyette dünyaya geldi. 2 yaşında ailesinin taşındığı İstanbul'da çok sayıda ameliyat geçirdi. 2020 yılında yüzmeyle tanışması Ünlü'nün hayatını değiştirdi. 19 yaşıma kadar hiç suya girmemiş bir bireydim. Türkiye şampiyonluklarım var. Bir ay önce Portekiz Avrupa Şampiyonası'nda 2 tane üçüncülük elde ettim. 200 metre serbest ve 150 metre karışık stillerinde. 12 saniye 6 istiyorum. 12 saniye. Çocukta bir farklılık vardı. Çok hırslı, çok istekli. Bir şeyler yapmak istiyor sürekli. Biz onu hemen grubunu değiştirdik. Bizim altyapının içerisine aldık. Yoğun bir antrenmanın içerisine soktuk. 6. ayda Türkiye Şampiyonası'na götürdük ve 6 tane Türkiye rekoru kırdı. İlk 5 tane kolu hızlı yap. 28 Ağustos'ta Paris'te başlayacak paralimpik yaz oyunlarına hazırlanan Ünlü'nün hedefi, Türkiye'nin yüzmede madalya alan ilk erkek sporcusu olmak. Aynı zamanda kendisi gibi engelli bireylere yol göstermek. Tek amacım benim başarılı olduğumu görüp engellere daha çok değer verilmesi. O diğer spor yapmayan veya bir işle uğraşmayan arkadaşlarımın da bir spor yapmaya çalışması, bir sanat yapmaya çalışması. Ben onlara umut olmak istiyorum. Aferin benim aslan olma ya. Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Efendim ana haberin ilk dilimini kapatalım, saat başı devam edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Ana habere devam ediyoruz. Saatlerimiz 19 olmak üzere. Biz de ikinci saatimize başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytindalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor açıklaması yapıldı. Efendim Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı TCG Anadolu gemisindeki pistte benzer şartlarda denediği ilk rampa kalkış testini başarıyla tamamladı. Hemen görüntüler de gelsin şimdi ekranlarınıza. İlk uçuşunu Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te yapmıştı Bayraktar TB3. İlk kez denediği rampa kalkış testini de başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 SİHA Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlarla
aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor efendim. İlk rampa kalkış testi dedik. Bu testte 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA tüm kalkışları başarıyla gerçekleştirdi. Böylece test kampanyasında gemiye çıkmadan önceki aşama başlamış oldu. İzmir'de devam eden Efes 2024 tatbikatına Türk yıldızları damga vurdu efendim. Gösteriye Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı Hürjet de eşlik etti. Geldi hemen görüntülerde şimdi ekranlarınıza. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Türk yıldızları akrobasi hareketleriyle gösteri yaptı. O muhteşem hareketlere yine imza attılar. Türk yıldızlarının gösteri uçuşuna Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı Hürjet de eşlik etti. Hürjet'in kokpitinden çekilen görüntüler nefes kesici anları ortaya koydu. İşte o anlar diyoruz şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntülere de. Hürjet, Türk yıldızlarının manevralarına eşlik ederek yeteneklerini sergiledi. Efendim AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için bir sergi düzenlendi. Tek başımıza kalsak da onurlu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz diyen Erdoğan konuşmasının ardından resim sergisini ziyaret etti. Tek başımıza kalsak da bu uğurda bedel ödesek de inşallah bu vicdanlı, onurlu ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Tek başımıza kalsak da duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz dedi. Bir kez daha Filistin'e destek mesajı verdi. Filistin direnişine kara çalmak, özellikle sömürgeleştirilmiş zihinlere rağmen hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmiyoruz. AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda Filistin sergisi düzenlendi. İnsan Hakları Başkanlığı'nın düzenlediği sergide İsrail'in Filistin'de yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan fotoğraf ve dijital eserler sunuldu. İsrail'in 76 yıllık işgal ve katliam politikalarını tüm vehametiyle gösteren bu ibret ve utanç verici sergiyi biraz sonra hep birlikte gezeceğiz. Erdoğan konuşmasının ardından sergiyi gezdi. 4 video ve çok sayıda fotoğrafın bulunduğu sergide Türkiye-Filistin dostluğu, yapılan yardımlar ve gerçekleştirilen İsrail protestoları yer aldı. Süreç kronolojik olarak istatistiki verilerle anlatıldı. Mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim. İsrail tam 8 aydır Filistin'de, Gazze'de katliam yapıyor. Her gün yeni bir katliama imza atıyor. Binlerce, on binlerce kişiyi öldürdü. Hatta geçen hafta Refah'a yapılan o çadır saldırısında insanlar diri diri yandı. On binlerce çocuk öldü. Şimdi bütün dünya tabii ateşkes olur mu diye bekliyor. Zaman zaman ümitleniyoruz ama şimdi bir gelişme var biliyorsunuz, ana haberin başında da söyledim. Biden'ın bir önerisi var ABD Başkanı Joe Biden. Beyaz Saray'da İsrail'in Gazze'de ateşkes için sunduğu 3 aşamalı öneriyi açıklamıştı. Şimdi nedir bu tasarı, neler var, neyi kapsıyor? Gelin birlikte madde madde bakalım bu ateşkes taslağına. Şimdi 3 aşama dedik ya, birinci aşamaya bakalım hemen. İlk aşama efendim şöyle, İsrail ilk aşamada Gazze'den tam olarak çekilecek. İnsanın inanamıyor ama ilk aşama bu. Gazze'den tam olarak çekilecek. İki taraftan da karşılıklı bazı mahkum ve esirler serbest bırakılacak. Tabii aslında bu bütün ateşkes görüşmelerinin en önemli maddelerinden biriydi, esir takası. Ama bir türlü çözülemedi tabii o aylar boyunca. Gazze'ye insani yardım artacak ki biraz önceki saat diliminde verdiğim bir haberde 13 yaşındaki bir Gazze'li çocuğun açlıktan öldüğünü vermiştim. Şimdi ikinci aşamaya bakalım. Kalan rehineler serbest bırakılacak. İkinci aşamaya geçtiğimizde ilk aşamada
bazı esirlerin karşılıklı takasından bahsediliyordu. Şimdi kalan rehineler ikinci aşamayı, eğer bu taslak hayata geçerse, ikinci aşamada hepsi serbest bırakılacak. Geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek. Ve üçüncü aşamaya geçelim. Gazze yeniden inşa edilecek. Tabii Gazze yerle bir olmuş bir şehir. Artık yerle bir olmuş, harabeye dönmüş bir şehir. Bombalanmadık. Hiçbir mahallesi, hiçbir sokağı, hiçbir evi kalmadı artık neredeyse. Hayatını kaybetmiş rehinelerin cenazeleri de teslim edilecek. Bu da üçüncü aşama olarak işte bu Biden'ın önerdiği bu taslaktaki üç aşama böyle. Tabii bu nasıl hayata geçecek, geçecek mi, geçer mi? Orası belli değil. Şimdi efendim Biden'ın bu Gazze'de ateşkes taslağını açıklamasının hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la telefonda görüştü. O görüşmenin de detaylarına şimdi bir bakalım. Görüşme Biden'ın açıklamasının ardından ve Blinken'ın Çekya'nın başkenti Prag'dan Washington'a döndüğü sırada oldu. Bakan Fidan arayan Blinken'ın bu öneri Gazze'deki savaşı bitirmek için büyük şans, Hamas teklifi kabul etmeli dediği öğrenildi. Şimdi de İsrail'in içine dönelim. Orada da durum karışık. Biliyorsunuz her hafta sonu bir kere başta bu esirlerin aileleri olmak üzere bütün İsrailler, en başta da Tel Avivliler sokaklara dökülüyor. İşte orduyla Netanyahu arasındaki gerginlikler hep bahsediliyor. İçerisi de karışık. Şimdi İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes teklifi çağrısına kulak vermeye çağırdı. Masada bir anlaşma var ve bu anlaşma yapılmalı dedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Lapid. İsrail hükümeti Başkan Biden'ın önemli konuşmasını görmezden gelemez. Bu anlaşma yapılmalı dedi. Lapid, aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'i kastederek hükümetten ayrılırlarsa Netanyahu'ya rehine serbest bırakma anlaşması için bizden bir güvenlik ağı olduğunu hatırlatırım dedi. Muhalefetin Netanyahu'ya destek verdiğini belirtti. Evet, İsrail saldırıları karşısında Filistin'e destek vermek için gösteriler düzenlenmeye de devam ediyor bu arada. Bütün dünyada biliyorsunuz geçtiğimiz ay boyunca da Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üniversitelerinde başlamıştı. En köklü, en seçkin üniversitelerinde, sonra Avrupa'daki üniversitelere de sıçramıştı. Şimdi Avrupa kentlerindeki gösteriler devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te ve Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi Filistin için bir araya geldi. ABD'nin New York kentindeki polisin ise Filistin destekçisi gösterilerdeki tutumu sertti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar bütün dünyada protesto ediliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişi bir araya geldi. Göstericiler ellerinde bayraklarla Filistin'e destek verdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti. ABD'deki New York polisinin ise İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesine tepki için yapılan protestolardaki göstericilere karşı tutumu giderek sertleşiyor. Brooklyn bölgesinde bir müzede Filistin lehine protesto düzenleyenler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, özellikle de Refah'a yapılan son hava saldırısını protesto etmek için Brooklyn Müzesi'nin bazı bölümlerini işgal etti. Protestocular müzenin çatısına "Özgür Filistin" ve "Soykırım yapmaktan vazgeç" yazan dev bir pankart astı. New York polis merkezine bağlı Çevik Kuvvet olay yerine ulaşırken polisle göstericiler arasında şiddetli tartışmalar yaşandı. ABD'de onlarca Filistin destekçisi gözaltına alınırken polis memurları bir kadın göstericiyi yere fırlatıp yumrukladı. Elleri arkadan kelepçelenen bir erkek göstericinin de yüzü kanlar içinde kaldı.
Evet, şimdi bu haberimizde izledik. Avrupa'nın önemli başkentlerinde, Paris'te ve Berlin'de gösteriler vardı. Hatta New York'taki polisin müdahalesinde bu görüntüler canlı efendim. İtalya'nın başkenti Roma'dan bu izlediğiniz görüntüler. Roma'da Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor. Şu anda, şu saniyelerde canlı görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Görüyorsunuz İtalyanlar sokaklara dökülmüş durumda. Pankartlar eşliğinde protesto gösterisi düzenliyor. İsrail'in zulmünü, katliamını kınıyorlar. Filistin bayrağı da yer alıyor. Bu Filistin bayraklarıyla yapılıyor bu yürüyüş. Görüntülerden görebildiğimiz kadarıyla yüzlerce kişi diyebiliriz sanıyorum. Evet, Roma'nın en işlek caddelerinde bu görüntüler çekiliyor. Evet, İtalyanların şu anda İsrail protestosunu ve Filistin'e destek gösterisini, daha da önemlisi Filistin'e destek gösterisini canlı olarak ekranlarınıza getirdik efendim. Şimdi biz yurda dönelim, siyasete bir dönelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Özel, belediye başkanlarımıza sahip çıkın çağrısı yaptı. Belediye başkanlarımızın elindeki anahtarlar CHP'nin önümüzdeki dönem Türkiye'yi yönetmesinin anahtarıdır dedi. İllerinizde, ilçelerinizde başkanlarımıza sahip çıkın. Kusurlarını kulağına söyleyin. İyi yaptıkları işlerin görünür kılınmasına katkı sağlayın. Çünkü onlar bu kez birer yerel yönetici olmaktan başka bir görevle vazifeliler. Belediye başkanlarına sahip çıkın çağrısı yaptı, nedenlerini anlattı. Her birinin cebinde bir anahtar var. 409 tane anahtar var onların ceplerinde. Başkanlarımın cebindeki anahtar illerinin altın anahtarı değildir. Ellerindeki anahtar önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin verdiği desteği anlattı. O derneğin kıymetli başkanı elimizi tutmuştur, ölene kadar arkanızdayım demiştir, ölene kadar. Geçen seneki büyük üzüntüden sonra hep birlikte ayağa kalkmamıza katkı sağlayanlara ve 31 Mart'ta doğru Atatürkçü, ilkeli, çok sayıda genç, çok sayıda kadın adayımızla birlikte 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yapma hayaline inanan, hedefine de bizi ulaştıran sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. 27. dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu, Faruk Aksoy'un sunduğu Burası Hafta Sonu programına konuk oldu. Faruk Aksoy'un bugün ilk yayınıydı Burası Hafta Sonu'ndan ve ilk programına da Yavuz Ağaralioğlu konuk oldu. Yeni bir parti kuracağını söyledi Ağaralioğlu. Türkiye'de bir nesil değişiminin ayak sesleri duyuluyor. 2002'ye benzer siyasal dönüşüm zamanı geliyor dedi. Türkiye'de bir nesil değişiminin ayak sesleri duyuluyor. 2002'ye benzer bir siyasal dönüşüm zamanı geliyor. Yani siyasette bir nesil değişimi zamanı geliyor. Ben şimdi siyasete hasımlıkla girmiyorum, muhasebeyle gidiyorum efendim. Ben şimdi siyasete efendim kendi hevesimle girmiyorum. Mensubiyetini duyduğum değerler adına, hizmetine talip olduğum millet adına ciddiyetle giriyorum. Şunun için bir siyasi asabiyenin, yeni bir siyasi hevesin tarafı değilim. Ama muhasebesi doğru yapılmış bir siyasal alanın Türk milletinin umudunu yönetmek anlamında fırsata döneceğini düşünüyorum. Ben yeni bir şey söylemeye çalışmıyorum efendim. Ben sadece neyin yapılamadığını doğru muhasebe edip neyi yapacaklarımızı, imkanlarımızı, kapasitemizi, risklerimizi, önümüzdeki dönem yüklerimizi doğru muhasebe eden, nesil değişimine memleket sorumluluğu inşa edebilen bir siyasi ciddiyetle parti kuracağım. Şunu kastediyorum. Kimlik siyaseti yapmayacağız. Neyin yapılacağını bilen evlatları var bu Türk milletinin. Her branşta liyakatli şöhretsizlerden bir kadro kuracağım ve memlekete şöyle diyeceğim. Sizin bu yaşadığınız sorunların hepsini çözecek evladınız zaten var. Siyaset memleketin sorunlarını çözmek yerine
Nice zamandır memleketi zengin etmek yerine kendi siyasetini korumak, kendi siyasetçilerini, kendi mensuplarını zengin etmek gibi bir alana sıkıştı. Efendim yarın seçim var. Seçim günü şöyle, 31 Mart yerel seçimlerinde yapılan itirazlar üzerine 3 ilçe ve 4 beldede 2 Haziran'da yani yarın seçimler yenilenecek. 200'e yakın mahalle muhtarlığı içinde sandıklar yeniden kurulacak. Tabii seçimlerin yenileneceği yerlerde liselere giriş sınavının yapılacağı okullarda sandık kurulmayacak. Bu arada yarın da başka bir heyecan var. Liselere giriş sınavı. Öğrencilerimize, kardeşlerimize de başarılar dileyelim. Sandıklar yeniden kurulacak. 3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilenecek. Ehliyet doğur. 31 Mart yerel seçimlerinde bazı ilçe ve beldelerde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'taki mahalli idareler genel seçimlerinin ardından yapılan itirazları inceledi. İtirazlar sonucu 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi. 2 Haziran Pazar günü Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek. 2 Haziran'da 4 beldede seçimler yenilenecek. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesi, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyük Karıştıran beldesi ve Aksaray'ın merkez ilçesi Sağlık beldesinde vatandaşlar yeniden sandık başına gidecek. Ayrıca 200'e yakın mahalle muhtarlığında da seçim yenilenecek. 2 Haziran'da liselere giriş sınavları da yapılacak. Seçimlerin tekrarlanacağı 3 ilçe ve 4 beldede öğrencilerin LGS'ye gireceği okullarda sandık kurulmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullarda sınav yapılacak. Seçim ve sınavın aynı tarihte olması sebebiyle bakanlığın gerekli önlemleri aldığı öğrenildi. Evet, LGS dedik, heyecan dorukta. LGS ile ilgili tüm hazırlıklar da tamamlanmış durumda. Yarın 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter dökecek. Sonuçlarsa 28 Haziran'da açıklanıyor. LGS için hazırlıklar tamamlandı. 1 milyona aşkın öğrenci hayalini kurduğu liseye girmek için 2 Haziran Pazar günü LGS'de ter dökecek. LGS'ye 1.038.192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav 973 yurt içi sınav merkezinde, 3.891 okulda, 62.663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda, 35 salonda yapılacak. Özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Öğrencileri iki oturumlu bir sınav bekliyor. Sabah 9.30'da başlayacak birinci oturumda sözel alandan 50 soru sorulacak. Sınav süresi 75 dakika olacak. Saat 11.30'daki ikinci oturumsa matematik ve fen bilimleri sorularından oluşacak. Öğrencilere 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika verilecek. Öğrencilerin sınava girerken yanlarında sınav giriş belgesi ve kimliklerini bulundurması gerekiyor. Cevap anahtarı öğleden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Öğrenciler dilerse sınav kitapçıklarını ertesi gün okullardan alabilecek. Liselere geçiş sistemi sınav sonuçları 28 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Sınava girmeyen öğrenciler orta öğretim başarı puanı üzerinden yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Evet, bayram geliyor, artık çok yaklaştı, neredeyse 2 hafta gibi bir zaman var Kurban Bayramı'na. Tabii kurban pazarları da kuruldu, İstanbul'a girdiler kurbanlıklar, biraz önce haberinde vermiştik. Şimdi gelelim fiyatlara efendim. Peki fiyatlar bu sene nasıl, satış başladı mı, izleyelim bakalım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanından getirildiler. Kurban pazarlarındaki yerlerini aldılar. Kurbanlıklar gece yarısı İstanbul'a girdi.
sabahın erken saatlerinden itibaren de alıcılarını beklemek üzere çadırlara yerleştirildi ve ardından da bazısı alıcısını şimdiden buldu. 160 aldık canım. İyi, hayırlısı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sattık, arkadaşlar aldılar, yenindi hayvanlar. Tokat'tan geldi. Siftah ettik abimden. Kurban pazarlarında hareketlilik ilk günden başladı. Nasıl baba koş, nasıl hoşuna gitti mi? Kurbanlıkların fiyatları da belli oldu. Ama canlı kilo İstanbul'da 280 ile 320 arası hayvanın randımanına göre değişiyor. 120 bin ile 250 bin arası satış fiyatları değişiyor. Düğelerin fiyatları 120 ile 150 arası değişiyor. Küçük başların fiyatları da. Burada 12'den başlıyor, 17, 20, 25, 30 civarı. Yani her bütçeye uygun burada hayvanımız var. Koçumuz Tokat Reşadiye, Kuyucak köyüne ait. Bu canlı 110-120 kilo civarında. Bunu 35 diyoruz. Tabii ki pazarlık payımız var. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? 2 yaşını dolmuş bir hayvanda şu ön kesici süt dişleri düşer. Ana kesici dişler gelir mi anlıyoruz. Yani bu alınabilir. Ama evet, bu hayvan yaşını doldurmuş, kurbanılabilecek vasıfları taşıyan bir hayvan. Tüylerinin parlak olduğuna, boynuz, kulak, kuyruk gibi ekstremitelerinin tam olduğuna dikkat edeceğiz. Hayvan 4 ayağı üzerine durabiliyor mu? Buna dikkat edeceğiz. Kurbanlıklar bayram sonuna kadar alıcısını bekleyecek. Niye arefe günü? Sen bugün satıyorsun, arefe günü niye? Evet, bayram çok yaklaştı artık. Neredeyse 2 hafta var. Şimdi okullar da kapanacak. Okulların kapanmasının hemen ardından da Kurban Bayramı geliyor. Şimdi milyonlarca kişi hem okul tatili hem de tabii yaz tatili başlıyor. Hem de bayram nedeniyle o bayram tatili de birleşiyor. Bu ne demek? Milyonların yollara düşmesi, tatile gitmesi demek. Kimi memleketine gidecek, kimi yazlık bölgelere gidecek. Peki gelelim bunun maliyetine. En ucuz ve en pahalı otobüs güzergahları neresi acaba? Peki uçak, o da bir alternatif tabii ama hangisi daha karlı? Uçakla seyahat mi, daha ekonomik, yoksa otobüs mü? Ona da bakalım. Bir haftaya olan araçlar doludur. Bir hafta kala full yani. Şu an en uzun mesafe Van olarak, her sene olduğu gibi bu sene de öyle, 2200 TL. Hem okullar kapanacak hem de bayram tatiline çıkılacak. Öncesinde otobüs biletleri hızla tükenmeye başladı. Şu anda çok yerli bilet soran var. İleri tarihler dolu zaten şu anda. Önceden almış olanlar zaten almış, yer bulamazlar. Mümkün değil. 14 Haziran Cuma günü okullarda son ders zili çalacak. Milyonlarca kişi hem okul tatili hem de bayram nedeniyle yollara düşecek. Kurban Bayramı'na henüz daha 2 hafta var ama otobüs biletleri şimdiden tükenmeye başladı. Bile Van, Bitlis, Diyarbakır gibi uzak güzergahları olan bilet fiyatları ise en düşük 1500 liradan başlıyor. Van 2 milyar, Muş 1800, Diyarbakır 1700, Batman 1700, Urfa 1500. Yakın şehirlerde ise fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Yani bugün Ankara'ya gitmek isteyen bir vatandaşımız 750 TL'ye gidecek, 750 TL'ye gelecek. Ancak bir uyarı, biletleri erken almakta fayda var. Sona kalırlarsa daha farklı fiyatlara maruz kalabilirler. Ek arabalarda fiyatlar değişiyor. Normal fiyat diyelim 1700 lirası, ek arabada 2000 lira. Peki uçakla seyahat mi yoksa otobüs mü daha ucuz? Fiyatlar şehirden şehre değişiyor. İstanbul-İzmir arası otobüs ve uçak bileti arasında çok fazla fiyat farkı yok. Ancak İstanbul-Diyarbakır arası otobüs bileti fiyatları 1800 lirayken uçak bileti 7185 liradan başlıyor. Bugün bir ailenin Diyarbakır'a gidip gelmesi maliyet 20 milyar, 4 kişilik bir aile. 13-14-15 bandında bir hareketlilik bekliyoruz. Efendim bugün de ana haberin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 18'de ana haberde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.